deniz görev grubu geçtiğimiz günlerde Antalya liman ziyaret. Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nca meydana gelen olaylarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda tanıtım subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop bilgi verdi. Aktop yaptığı bilgilendirme toplantısında şunları söyledi. Kazayla ilgili olarak dün de ifade ettiğimiz gibi gerekli inceleme başlatılmıştır. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir teftiş kurulu başkanlığında bir görevlendirme de yapıldı. İnceleme sonuçlarının tamamlanması mütakip kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kazaların gerçek nedeni malumunuz detaylı inceleme neticesinde ortaya çıkacağından kazayı şimdiden değişik nedenlere bağlamanın gerçekçi bir yaklaşım olmadığını değerlendiriyoruz. Helikopterlerimizin bakımları hem bulundukları birimlerin bakım kademelerinde hem de 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından periyodik olarak yapılmaktadır. Bu işlemler gövde yenileştirmeden motor bakımlarını ve bakım testlerine kadar çok detaylı hususları içermektedir. Öyle ki yansıda izlediğiniz üzere hava araçlarının en hayati parçası olan motor bölümleri en küçük ayrıntısına kadar sökülüp kontrol edilerek gerekli olan tüm değişimler ve onarımlar tabi tutulmaktadır. Gövde yenileştirme işlemi sonrasında hava araçlarında bulunan malzemelerin hemen hemen %100'ünün kontrolünün yapılıyor olması, değişmesi gerekenlerin tamamının değiştirilmesi sebebiyle hava araçlarının yaşı gövde yenileştirme işlemine göre değerlendirilmektedir. Bu kapsamda hava platformlarında kullanılan her malzemenin uçuş saati bazında sicil kayıtları tutulmaktadır. Bu sebepten dolayı herkesce malum olan hava araçlarının yaşının olmadığı değerlendirilmektedir. Halen görevlerine devam eden söz konusu helikopterlerimizin aralarında modern ordulara sahip ülkelerinde bulunduğu 60'ın üzerinde ülke tarafından kullanıldığı da bilinmektedir. Değerli basın mensupları, yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak çalışmamızın ilk taslağı kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız diğer bakanlık ve kurumlarla koordineli olarak devam etmektedir. Toplumdan geniş kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem hedeflenmektedir.